coğrafyasında Deccal olarak bilinen ve 5000'den fazla evlilik yapmış olan Cengiz Han, hiç gitmediği Avrupa nüfusunun %65'ini, dünyada 40 milyondan fazla insanı öldürdüğü, Avrupa'nın başına bela olan kara veba, kara ölüm veya veba salgınıyla Avrupa'nın %65'ini öldüren veba hastalığının Cengiz Han'ın eseri olduğunu, dünyada iklimin değiştirerek ilk küresel soğutma yapan kişi olduğunu, psikolojik savaş ve kimyasal savaş kavramlarını başlatan ilk kişi olduğunu ve insan kafataslarından oluşan Cengiz Han piramidi denilen yapılar oluşturduğunu biliyor muyum? Hiç şüphesiz ki tarihin en çok merak edilen ve de en çok konuşulan tarihi kişi olan Cengiz Han adına binlerce video, film veya belgeseller yapılmış. Dünya insanlığının en çok merak ettiği, popülerliğini hiç kaybetmeyen, her dönemde adından söz ettirmeyi başarmış, tarihi kişilik olan Cengiz Han hakkında pek duymadığınız, bilmediğiniz nice bilgiyle karşınızdayız. Devlet yönetiminde en önemli şeyin iletişim olduğunu bildiğinden dolayı tarihin en kapsamlı ve en hızlı iletişim ağını oluşturur. Bu ağda her 50 kilometrede bir at çiftliği kurarak kurmuştur. Kurduğu bu ağ sayesinde bir mesajı bir haftada Çin'den Mısır'a taşımayı başarmıştır. Böylece iletişim konusunda büyük bir avantaj sağlamıştır. Ancak bu haberleşme ağındaki haberciler yolculukları sırasında farklı bölgelerde bulunan bakterileri doğrudan batıya taşımıştır. Farklı hava koşullarında farklı etkilere sahip olan bu bakteriler taşındığı yeni iklimlerde evrimleşerek farklı hastalıkları tetiklemiştir. Bu bakteriler ise batıdaki insanların veba hastalığına tutulmasına neden olmuş ve Cengiz Han'ın hiç gitmediği Avrupa nüfusunun %65'inin veba sebebiyle ölmesine neden olmuştur. Tarihte psikolojik savaş ve kimyasal savaş kavramları başlatan ilk kişidir. Şöyle ki Cengiz Han her zaman bir şehre girmeden önce elçisiyle haber gönderir ve şu mesajı iletirmiş. Teslim olursanız tüm erkekleri öldürürüz. Yaşlılara, çocuklara ve kadınlara dokunmayız. Ancak direnirseniz hepinizi öldürürüz. Ayrıca savaş bittikten sonra öldürdüğü insanların kafalarını kesip bu kafaları bir yere toplayarak piramit yapması ünlüdür ki buna Cengiz Han piramididir. Böylece bu korku sayesinde adı dillerden dile dolaşmış, sadece adını bile duyan devletler, askerler veya imparatorluklar bir tir titremiş ve savaşlarda direniş dahi göstermeden savaşları kaybetmişlerdir. İşte bu korku imparatorluğu sayesinde dünyanın %22'sini ele geçirmeyi başarmıştır. 40 milyona yakın insanı katlettiği için dünyanın var olan iklimini değiştirmiştir. Emrindeki Moğol orduları dünyanın %22'sini fethetmiş ve 40 milyondan fazla insanı öldürmüştür. Bu sayı atom bombasının kullanıldığı, ateşli silahların var olduğu bir savaş olan İkinci Dünya Savaşı'nda ölen insan sayısından biraz daha azdır. Böylesine büyük bir katliamdan sonra geniş bölgelerde nüfusun seyrekleşmesiyle ekimi yapılamayan tarlalar ormanlara dönüşmüş ve bu ormanlar atmosferde daha fazla karbonun temizlenmesine neden olmuştur. Acı ama gerçek ki araştırmacılar bu katliamlardan dolayı Moğol istilasının bu çevreci yönüyle atmosferden 700 milyon ton karbon, bugünkü küresel benzin tüketimiyle üretilen karbon miktarına eşit. Bu araştırmanın sonucunda Cengiz Han ilk küresel soğutma yapan kişi unvanı almıştır. Cengiz Han'ın Asya'yı ve Avrupa'yı birleştirmesiyle sınırlar ve gümrükler ortadan kalkmış. Asya'daki iktisadi yapı tamamıyla değişmiştir. Halklar arası ticaretler artmış, her iki kıta arasındaki bilgi akışı kısa bir sürede olsa sağlamıştır. Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlamasındandır ki Cengiz Han adının anlamı iki denizdir. Bu globalizmin yarattığı etkileşim insan ırkının bir nebze de olsa karışmasına sebep oldu. Ticaret yolu onun için o kadar önemliydi ki rivayetlere göre evinde bir kese altın olan bakire kız Anadolu'dan Japonya'ya tek başına herhangi bir kötülük gelmeden seyahat edebilirdi. Öyle ki burada dikkatinizi çekmek istediğim başka bir nokta bulunmaktadır. Cengiz Han ve eşlerinden bahsedilirken
sürekli bakire kızlardan süzdüler. Yine ölümündeki rivayetlerde de bunu görecek. Sanılan aksine barbarlığı yüzünden yaktığı söylenen birçok kütüphaneyi onun yakmadığı, aksine eserleri korumaya çalıştığını, bilime, okumaya ve yazmaya, mühendisliğe önem verdiği, hatta özel alfabe geliştirip çocuklarının ve askerlerinin okuma ve yazma öğrenmesini sağladığını, her seferinde ve kuşatmadan önce mühendisleriyle toplantılar yaptığını biliyor muydunuz? Cengiz Han hikayelerinde sürekli bakire kızlardan bahsedilir durulur. Öyle ki 5000'den fazla evlilik yaptığı bilinmekle birlikte şu an her 100 kişiden 22'si Cengiz Han'ın soyundan geldiği düşünmektedir. Cengiz Han hikayelerinde ve yaşamında sürekli bakire kızlardan bahsedilmesinin sebebi Cengiz Han ölümden korktuğu için ve ölümsüzlüğün sırrını bakirelerde aradığından dolayı böyle hikayeler geldi söylenmektedir. Tarihçileri ikiye ayıran ve Moğolların Türk mü değil mi olduğu konusu gerçekten yıllar boyunca çok fazla konuşulan bir konu. Oysa Cengiz Han kendisini Türk olarak görmüyordu. Şöyle ki Muhammed Harzemşah'a yazdığı bir mektupta "Çok Türk beyini yendim, seni de yenerim" demesinden anlaşılıyor ki kendisini Türk saymıyor. Ancak peki Moğollar Türk müydü sorusu nasıl sorulmuştu? İşte onun cevabı. Uygur Türkleri zamanın en yüksek ilim, irfan ve de kültürel değerlerine sahip bir devletti. Öyle ki daha 600'lü ve 700'lü yıllarda matbaa ve kağıt kullanmış. Kendilerine özgü bir alfabeyi dahi oluşturmuşlardı. Birçok dinin kutsal kitaplarını kendi dillerine çevirmiş ve tüm halk tabanına yaymışlardı. O kadar yüksek bir medeniyet kültürüne sahiptiler ki alimleri, sanatkarları, nakkaşları, şairleri ve tarihçileri gittikleri her yerde itibar görür ve himaye edilir. 8. yüzyıl başlarında Moğol egemenliğine girdiğinde Cengiz Han tarafından da aynı itibarı gördüler. Öyle ki böyle güçlü kültürel bir medeniyet, barbar olarak görülen düşük kültürel düzeyli bir medeniyete dahil olması Moğol'un tam oturmamış kültürünü tamamıyla değiştirerek Moğol kültürünü Türk kültürüne dönüşmesini sağlamıştır. Böylece Moğol Türk kültürü oluşarak Moğol isimleri yerine Türk isimleri kullanılmaya başlandı. Bu yüzdendir ki uzun yıllardır kültürel yapı benzerliği sayesinde Moğollara Türk denilmiştir. Daha sonraları Han isimlerin de Türkçe olması, Türk eşlerle evlenilmesi sebebiyle Moğollar zamanla Türkleşmeye başlamıştır. Bu yüzdendir ki günümüzün en popüler konulardan biri olan Moğollar Türk müydü, değil miydi fikir ayrılığının temelleri atılmış oldu. Peki ya sizce Moğollar Türk müydü yoksa değil miydi? Aşağıdaki yorum kısmına fikrinizi yazarak bizimle paylaşabilirsiniz. Cengiz Han öldüğünde büyük hazineler 40 at ve 40 bakire ile gömüldüğünü ve bu mezarı kapatan kişiler Cengiz Han'ın mezarı bulunmasın diye gömü yerinden çok uzaklarda intihar eden ölüm görevini üstlenen kişilerden oluşmaktaydı. Nitekim mezar kapandıktan sonra her bir mezarcı mezardan çok uzaklarda farklı bölgelerde ölü bulunmuştur. Benzer videoların devamını gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bu konuyu sevdiyseniz yeni araştırmalarla karşınızda olmak için bize destek verebilirsiniz. Başka bir konuda görüşmek üzere, hoşça kalın.